Oyun yapımının arkasına dönen olayları hep merak etmişimdir. Fakat bir şey demek değil yani böyle. Gizli olaylar, gizemli anlaşmalar, böyle batanlar çıkanlar falan demek değil. Benim merak ettiğim şey yapımcıların oyun yaparken karşılaştıkları zorluklar ve bunların üstesinden gelme biçimleri. Bizim oynarken böyle tahallül bile edemeyeceğimiz zorluklarla haşır neşir oldukları malum. İşte bu sorunlar neler ve bunları nasıl çözüyorlar? Bugün de bir oyun üzerinden bu konuları örneklendireceğiz. Dishonored isimli oyunumuz bize oyun geliştirme sürecindeki gariplikleri özetleyecek güzel bir materyal veriyor. Geniş pencereden bakmamızı sağlıyor. Konuya geçmeden önce bu videomuzda destek olan Razer'a teşekkürler. Razer marka olarak çokça bilinen bir marka. Fakat Razer'ın içerisinden oyun alabildiğiniz, hatta oyunlara dair eşyalar ve hatta Steam cüzdan kodu gibi şeyleri de alabildiğiniz Razer Gold isimli bir platform olduğunu biliyor muydunuz? Nedir bu Razer Gold? Aslında kendisi çok basit bir mantıkla çalışıyor. Site içerisinden girip Razer Gold alıyoruz. Aldığımız bu Razer Gold ile de ekranda görmüş olduğumuz böyle oyun, kod ve benzeri şeylere sahip oluyoruz. Peki neden alışverişimizi buradan yapalım? Öne çıkan noktası nedir derseniz Razer'ın buna cevabı basit. Birincisi, Razer Gold ile yaptığımız her alışverişten Razer Silver'da kazanıyoruz. Kazandığımız bu Razer Silver'ları da biriktirerek alışveriş yapabiliyoruz. Bu platformda harcadığımız 1 lira bile bir şekilde bize Razer Silver kazandırıyor. Bununla beraber bu platformda sık aralıklarla kampanyalar da düzenleniyor. Bu kampanyalar sayesinde almak istediğiniz şeyleri daha uygun fiyat olarak bulma şansınız da bu platformda var. Detaylara bakmak isteyenler için açıklama kısmında linki bırakıyorum. Gidip kurcalayabilirsiniz abi. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bölüm 1. Olay nedir? Bilmeyenler için abi, Dishonored son yılların böyle en güzel ve en özel yapımlarından bir tanesi. Gizlilik türünün yavaş yavaş unutulmaya başladığı yıllarda çıkmış, oynanışındaki serbestliğiyle, steampunk atmosferiyle, bölüm tasarımlarıyla oyuncuların kalbini fethetmiş bir yapım. Benim de kalbimin özel bir yerinde olan bir yapımdır kendisi. Ama olayımız Dishonored'ın ne kadar güzel bir oyun olduğu falan değil. Yapım tarafındaki konular bizim olayımız. Merak etmeyin, Dishonored'la hiçbir alakanız olmasa bile bu konu ilginizi çeken bir konu olabilir. Şimdi gelin beraber bir örnekleme yapalım. Siz bir oyun yapımcısınız ve gizlilik türünde bir oyun yapıyorsunuz. İlk kez yapıyorsunuz bu arada gizlilik türünde bir şey. Yapmak istediğiniz oyunun mantığı da şu şekilde işleyecek. Her bir bölümde öldürmeniz gereken bir hedefiniz var. Bu hedefi öldürüp ilerlemeniz gerekecek. Fakat bu hedefe giderken kimseyi öldürmeme şansınız da var. Yani bir bölüme girdiğinizde onlarca düşmanı gizlice geçip sadece asıl hedefi öldürüp çıkabilirsiniz. Böyle bir mantık kurdunuz. Güzel. Peki tam bu noktada yapımcı olarak aklınıza şöyle bir şey gelse. Şöyle bir düşünseniz ve deseniz ki, ya iyi de gizlilik oyunu oynuyoruz. Hani böyle kimseyi de öldürmeden ilerleyebiliyoruz. Peki son hedefi de öldürmesek olur mu? Oyuncular bunu istemez bu oyunda. Yani asıl hedefi de öldürmeden bir şekilde diskalifiye eleme şansı vermemiz gerekmez mi? Yapımcı olarak aklınıza böyle bir şey geldi. Sonuçta gizlilik oyununda ruhunda olabilecek şeylerden bir tanesi bu yani. Düşünsene, bir oyun yapıyorsun ve kimseyi öldürmeden de oyunu bitirme şansı sunuyorsun oyuncuya. Hoş bir şey. O zaman önünüzde yeni bir soru işareti var. Asıl hedefleri öldürmeden nasıl diskalifiye edeceksiniz? İşte Dishonored'ı yapan kişiler de bu soruyla cebelleştiler. Aslında bu soru ortaya çıktığında oyunun geliştirme sürecinin bayağı bir aşmışlardı. O yüzden de pes etmeye karar vereceklerdi. Bu saatten sonra uğraşmayalım diyeceklerdi. Bir anda durduk yere yapım sürecini uzatmayalım diye karar vereceklerdi. Fakat oyunun başındaki isimlerden bir tanesi bu soruyu kafasından bir türlü atamadı. Bu fikir böyle kafasının içini kurt gibi kemirdi. Arkadaşlar dedi, lütfen bana izin verin. Bu işi yapacağız. En azından bana bir yarım gün verin. Ben bu hedefleri nasıl öldürmeden eleyebileceğimizin bir yolunu bulacağım dedi. Hakikaten de izini aldı. Yarım gün boyunca düşündü, taşındı. 10 farklı ana hedef için ölümcül olmayan planlar çizdi. Sonra bu planları tartışmak üzere toplantıya götürdü. Bakın dedi, ben bunları düşündüm. Böyle böyle yapabiliriz dedi. Ve oyunun arkasındaki diğer karar mercileri de oturdular, dinlediler ve çizilen planların yarısı mantıklı geldi. Ve evet lan dediler, bunun üzerine biraz daha düşünürsek biz bu işi kotarabiliriz. Ve bir anda Dishonored için hiç planda olmayan bir şey devreye girdi. Hedefleri bir şekilde öldürmeden eleme yolu devreye girdi. İşte oyun geliştirme işindeki bu doğallık, bu süreç içerisindeki ani karar değişiklikleri işleri bambaşka noktalara sürükleyebiliyor. Çünkü Dishonored için düşünülen bu öldürücü olmayan yollar bence oyunun en iyi başardığı işlerden biri. Siz tamamen herkesi öldürerek oynayan bir oyuncu olsanız bile biliyordunuz ki bu sizin tercihiniz. İsterseniz bambaşka bir şekilde de ilerleyebilirsiniz. Öldürmek zorunda değilsiniz. Bir gizlilik oyunu oynarken benim en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi de planlama yapabilmek. Bu planlamanın da bana ait olabilmesi için farklı alternatiflerin olması lazım. Ortada yapılabilecek tek bir plan olsa işin eğlencesi kaçardı değil mi? Bakın bununla ilgili bir örnek daha çıkaralım. Dishonored'da eğlenceli yapan şeylerin başında elimizde bulunan yetenekler geliyor. Çeşit çeşit yetenek bize farklı şekillerde oyunu oynama imkanı sunuyor. Fakat bunun dışında bir de çevresel öğeler var oyunu çeşitlendiren. Bu çevresel işlere baktığımızda da bir fare detayı görüyoruz. Ne bu fare detayı? Ablalar abiler, bu Dishonored'ın dünyasında bir veba durumu var. Bu veba sebebiyle de oyunda fareler şehri basıyor. Böyle yerde yatan ölüleri falan yiyorlar. Güzel bir farklılık, değişik bir oynanış elementi haline de geliyor. Yapımcılar da okey diyor abi, oyuna fareleri ekliyorlar. Fakat yapımcıların bu fareleri oyuna koyarken hesap etmediği şey şu. Diyelim siz kimseyi öldürmeden gitmek isteyen bir oyuncusunuz. Bunun için de uyku okları atıyorsunuz düşmanlarınıza. Böyle düşmanlarınızı falan bayıltıyorsunuz. Okey, güzel. Ama fareler bazı noktalarda gidip bu yerde baygın yatan düşmanları katır kutur yiyorlar. Ne oldu şimdi? Bölümü bitirdiğinde bir bakıyorsun
35 kişi ölmüş. İyi de ben öldürmedim. Kim öldürdü? Fareler. Yani dolaylı da olsa birilerini öldürmüş oldunuz ve oyunu öldürmeden bitirmemiş oldunuz aslında. Oyun yapımcılarını gafil avlayan nokta şu, oyuna çeşitlilik katsın, oyuna farklılık katsın diye korunmuş farelerin hiç planlamadıkları bir şekilde onlara bir sorun çıkartması. Oyun yapımıyla alakalı zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu, koyduğun bir özellik alakasız bambaşka aklına bile gelmeyecek bir özelliği tetikleyebiliyor. Ve bunu tespit etmek zorlaşabiliyor. Dishonored'ın yapımcıları da bunu diyorlar. Koyduğumuz her yeni özellik alakasız bir yerde başımıza iş açabiliyor diyorlar. Bu da serbest bir oynanış barındıran bir oyun için çok fazla başına iş açılacak durum demek. Bölüm 2. Oynanış zenginliği. Dishonored'ı yapan Arkane firmasının en sevdiğim tarafı oynanış zenginliği konusuna kafayı takmış olmaları. Neredeyse bugüne kadar yaptıkları tüm oyunlarda oynanış zenginliğini ön planda tuttular. En iyi grafikleri oyunları yapmaya uğraşmadılar hiçbir zaman. En zengin oynanışa sahip oyunları yapmaya uğraştılar ve bu saygı duyulası bir şey. Ancak öte yandan oyun yapımını zaten zorlaştıran, takıntılı hale de getiren bir şey. Yine bir örnekle gidelim. Dishonored'ı geliştirirken bir yapımcı çıkıp diyor ki insanları kontrol etme özelliği eklesek bir oyuna. Sonra bu fikir tartışılıyor ve kabul görüyor. Oyunu kodlayan developerlar da bu özelliği kodlayıp oyuna yerleştiriyor. Sonra test ediliyor ve insanların hoşuna gidiyor. Geçmiş olsun, bitti gitti. Tamam. Ancak bu özellik test edildikten sonra biri çıkıp diyor ki ya bir dakika, insanları ele geçirebiliyoruz okey. Peki ya bu özelliği kullanarak fareleri kontrol edebilir miyiz diyor. Bu fikir de yapımcı ekibinin kafasına yatıyor. Güzel konsept, süper. Fakat orada da bir problem var. Fare olup ne yapacağız? Sonuçta fare olmanın bir avantajı olmalı değil mi? Yani fareyle insan aynı işlevde olamaz. O zaman başka biri diyor ki oyuna küçük geçitler ekleyelim. Sadece farelerin geçebileceği kadar genişlikte olsunlar. Bu sayede fare kontrol ederek yeni yollardan gitmiş olalım. Hayda, bölüm tasarımcısı bölümü bitirmişti ama şimdi bir daha onunla mı uğraşacak? Uğraşacak. O bölümlere küçük küçük geçitler eklenince yeni yollar bulunacak. Düşünün bakın, oyuncunun kullanıp kullanmayacağını bile bilmiyorlar ancak bunun içinde bir ton işin altına daha giriyorlar. Ben mesela oynarken hiç fare kontrol etme özelliğini almadım ve kullanmadım yani. Ama var, orada duruyor biliyorsun. Yapımcı ekip de bu fare kontrol etme olayını seviyor, yapmaya karar veriyor. Yine geliştirici ekip bu özelliği kodluyor. Bölüm tasarımcıları farelerin geçebileceği küçük geçitleri ayarlıyor. Her şey okey deniyor ve test sürecinde de beğeniliyor. Ancak yine sonradan başka biri çıkıp diyor ki insan tamam, fare tamam. Peki ya balık olabilir miyiz? Bu fikri duyar duymaz orada oyunu geliştiren, oyunu kodlayan bir geliştirici bu fikri önerinin ağzına tokadı bir koyuyor. Yeter lan diyor, işimiz gücümüz var kardeşim, yeni fikir üretmeyin diyor. Yok lan, böyle demiyor. İçinden demiş olabilir de böyle bir şey yapmıyor. Balık olma olayını da yapıyorlar abi. Devam o ki yani Arkane firmasının içerisinde bir fikir varsa o fikir sonuna kadar zorlanıyor. Gittiği yere kadar götürülüyor. İşte bu örnek Arkane'e duyduğum saygının temel sebeplerinden biri. Tabi anlatınca böyle kulağa çok güzel gelen oynanış zenginliğinin getirdiği bir handikap var. O da oyuncu. Abi biz oyuncu olarak oyunun sunduğu her şeyi benimsemek zorunda mıyız? Dishonored'da zilyon tane yetenek var. Fakat ben bunlardan iki tanesini sevip onlarla oynamak istesem, diğer yeteneklere gözümü kapatsam ne olacak o zaman? Ben dedim size, balık da kontrol etmedim, fare de kontrol etmedim. Şimdi yapımcı gözünden bir hayal edelim. Siz çok serbestçe oynanan bir oyun yapmak istiyorsunuz. Oyununuza 10 tane yetenek koyuyorsunuz. Her yetenekte de yapabileceğiniz şeyler bambaşka. Bakıyorsunuz şöyle uzaktan bir oyununuza, ulan diyorsunuz, çok iyi oldu benim oyunum be. Sonra oyunu teste sokuyorsunuz. Gerçek oyuncular oyununuzu oynamaya başlıyor. Ve bir bakıyorsunuz ki oyuncuların pek çoğu 2-3 yetenek seçip onunla ilerliyor. Geri kalan 7-8 yeteneğe bakmıyorlar bile. Çünkü yaptığınız oyun serbest. Oyuncuyu zorlamıyor diğer yetenekleri alması için. Oyun yapımcısı olarak önünüzde böyle problem var. Ne yapmak gerek? Hani tamam, oyuncular böyle oynamak istiyorsa böyle oynasın mı demek gerek? Yoksa başka bir şey bulmak mı gerek? Açıkçası Arkane Dishonored yaparken bu durumla karşılaştı ve bu durumu okey demek istemedi. Neden? Çünkü biliyorlardı ki bu şekilde ilerleyen bir oyuncunun bir noktada oyundan sıkılma ihtimali artacaktı. Sadece 2-3 yetenek kullanarak 10 saat vakit geçirmek oyuncunun sıkılma olasılığını arttırır. Oyuncunun bir şekilde tüm yeteneklere adapte olması ise bu ihtimali azaltır. Peki oyuncuyu tüm yeteneklere nasıl adapte edeceksiniz? Serbest bir oyunsunuz siz. Hani bir yandan ben serbestim diyorsun, bir yandan tüm yetenekleri altın oyuncu istiyorsun da olur mu lan? İşte Dishonored'ın bu soruya cevabı bölüm tasarımlarında yatıyor. Arkane Dishonored için bölüm tasarlarken her bir yeteneğin işlevini gösterebileceği bölümler tasarlamaya özen göstermiş. Sadece ışınlanma özelliğini kullanarak ilerleyen bir oyuncuya ışınlanamayacağı bazı noktalar koymuş ki bu sayede diğer yeteneklerini de kullanmaya imkan tanısın. Oyundan aldığı keyif farkında olmadan artsın. Tabii ki Dishonored bu yönlendirmeyi yaparken insanı delicesine kısıtlamıyor. Zaten oyunun en büyük olayı sunduğu serbestlik demişti. Fakat biz oyuncular olarak fark etmesek de istemsizce diğer yeteneklerimizi de kullanmaya başlıyoruz. Yeni şeyler keşfedebiliyoruz. Fakat burada şöyle kilit bir konu da var. Bir oyunun size olabildiğince serbestlik sunması en iyisi olduğu anlamına gelmiyor her zaman. Serbest oyunların en büyük handikapı oyuncunun tarzına bağlı kalmasıdır. Eğer siz oyuncu olarak bu serbestliği kendi keyif alacağınız şekle sokamazsanız sizin için Dishonored sıkıcı bir yapıya dönüşebilir. Aşırı serbest oyunlarda yapımcının oyundaki tempoyu ayarlaması imkansıza yakındır. Siz yapımcı olarak ne kadar uğraşırsanız uğraşın oyuncunun ne seçeceğini bilemezsiniz oyunda. Bir oyuncu Dishonored oynarken arka arkaya garip kararlar verip devamlı yetenek havuzunda oynayan patikalardan gitmeye çalışırsa 2 saat sonra deyip oyunu bırakabilir. Bu tarz oyun aşırı serbest yapma durumunun yapımcı için handikapı bu oluyor.
tempoyu elleyememek, oyuncunun yanlış seçimlerine müdahalede bulunamamak, oyuncunun kaybolması, bunlara dokunamıyorsun. Fakat öte yandan bu serbestlik bazı noktalarda harika hikayeler de çıkarıyor. Yine bir örnek atayım ortaya. Oyunun bir yerinde öldürmeniz gereken bir hedef var, kendisi bu arkadaş. Hikaye gereği bu arkadaşı öldürebileceğiniz noktalardan bir tanesi de tam olarak bu oda. Bu odada hikayemiz şu: aslında kırmızılı kişi kahverengili kişiyi zehirlemeye çalışıyor. Bunu yapmak için de şarabına zehir katıyor. Mevzunun sizle hiçbir alakası yok. Kendi aralarındaki bir olay bu. Fakat sistem bu zehirleme anında odaya dalıp oyuncu olarak şarapların yerini değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında da hedefiniz olan kırmızılı arkadaş yanlış şarabı içerek mefta alıyor. Her şey okey, güzel bir suikast girişimi yapıldı, bitti, başarılı. Peki diyelim ki oyuncu bu şarap konulan bardaklara vurmaya karar verdi. Sonuçta bu bardaklar camdan yapılma bardaklar. Oyundaki her türlü cam bardağı parçalayabiliyoruz. Buradaki bardağı parçalarsak bu sahnede ne olacak? Yapımcı olarak böyle bir soru işaretiniz var. Oyuncu bunları parçalsa ne yapacak diye. Nasıl çözersiniz? Aslında en akla gelen çözüm şu: oradaki bardaklar parçalanmaz. Değil mi? Yani oyuncu bardağı vurur ve bardak kırılmaz. Okey, olay bitti. İşte Dishonored'ın yapımcıları bunu yapmak istemiyor. Serbestlik ruhuna aykırı olur diyorlar. Oyundaki tüm cam bardaklar kırılırken buradakiler niye kırılmasın ki diyorlar. Şarabı da plastik bardaktan içecek halleri yok. O zaman bu bardaklar cam bardak olacak ve oyuncu isterse bunları kırabilecek. Okey, kırılsın diyor bir başka yapımcı, ama kırıldıktan sonra ne olacak? İşte sonrası yepyeni bir hikaye aralıyor. Bardakların kırık olduğunu gören kırmızılı konuğundan özür diliyor. Demek ki bu işi zor yoldan yapacağız diyor. Konuğunu aşağıya götürüyor ve aşağıda arkasından sokuyor kılıcı. Fakat suikast için yine bize gün doğuyor, çünkü izole bir ortamda gözlerden uzak kalıyor kırmızılı hedefimiz. Tek bir bardak kırma olayı yüzünden buraya bağlanan bir sahne kurgulamaları çok ince düşünülmüş bir iş. Ben oynarken böyle bir ana denk gelmedim, ancak denk geliyor olsaydım acayip heyecanlanırdım. Çünkü oyunun kuralını esnetiyorsunuz ve oyun bu esnekliğe karşı hazır. Bakın, bu olay bu tarz serbest yaklaşımlı oyunlarda çok çok önemli bir şeydir. Siz bir şey yaparsanız böyle oyunun kurallarını bozduğunuzu zannederseniz, oyunu kırdığınızı düşünürsünüz. Tamam artık oyun burada kilitlenir şimdi derseniz, fakat oyun buna böyle sizin beklemediğiniz bir cevap hazırlamışsa acayip zevk verir. Maalesef çoğu güncel yapımın es geçtiği bir konu. Bölüm 3, ince işler. Açıkçası bu Dishonored'ın böyle yapım sürecini duymak, görmek, bilmek, bu sorunların falan nasıl çözüldüğünü duymak hoşuma gitti. Hatta farklı konulardan iki örnek daha vermek istiyorum. Hoşuma giden iki konu daha vardı. Mesela abi, oyunda harita tasarlama sürecindeki felsefelerinden bir tanesi oyuncuya önce haritanın tehlikeli bölgesini göstermek. Bak, burada tehlike var ha demek. Ardından da ama merak etme, oradan gitmek zorunda değilsin demek. Fakat bir noktada da o haritadaki tehlikeli bölgeye oyuncuyu almak gibi bir yaklaşımları var. Tehlikeyi göster ama götürme. Fakat sonradan tehlikeyi götür döngüsü kabaca. Bunu yapan tasarımcı neden bunu yapıyorsun sorusuna bu tarz bir bölüm dizaynının etkili bir yöntem olduğunu cevabını veriyor. Psikolojik açıdan oyuncuyu farklı bir havaya sokuyormuş. Aslında düşününce bunu yapan pek çok oyunda olduğunu görüyorsunuz yani. Half-Life, Deus Ex gibi klasik oyunlarda da çokça görülen bir yaklaşım. Bölüm tasarım açısından ilginç gelen şeylerden bir tanesi de oyunculara keşfedilecek alanlar sunmadaki yaklaşımları. Aslında bunu tarif etmek zor ama şöyle özetleyeyim. Diyelim ki girdiğiniz bölüm içerisinde göreviniz bir partide birini öldürmek olsun. Partinin yapılacağı alan asıl oyun alanımız. Yani bütün bir bölüm tamamen bu parti alanına dönecek. Ancak bölüme başladığınızda bu partinin yapılacağı yerin birkaç sokak gerisinden başlıyorsunuz. Boş sokaklarda ilerliyorsunuz. Tekinsiz ortamlarda geziniyorsunuz. Etrafa bakınıyorsunuz böyle ve en sonunda da parti alanına, yani asıl bölüm başlangıcına geliyorsunuz. İşte bu tasarım tercihi bilinçli bir tercih. Oyun sizi direkt partiden de başlatabilirdi. Oynanış anlamında, bölüm anlamında bir şey kaybetmezdi yani. Kapıdan direkt giderdiniz bölüme. Fakat oyuna birkaç sokak geriden başlayıp parti alanına kendi iradenizle gitmenizi istiyor oyun. Bunu bu şekilde planlayan abimiz ise niye böyle yapıldığını sorusuna da harita tasarlarken en çok etkilendiğim yerler aksiyonun patlak verdiği yerlerden ziyade etraftaki atmosferi hissedebildiğim, sağa sola kurcalayabildiğim aksiyon öncesi yerlerdi diyor. Aslında seni büyük olayı götürmeden önce karşına çıkan yerler bunlar. Aynı zamanda bu yerler o büyük olayın etkisini daha iyi hissetmenizi sağlayan kısımlardı. Mesela yakın dönemden bir örnek vermek gerekirse Hitman 3 de bu işi iyi yapan, güzel kurgulayan oyunlardan bir tanesiydi. Mevzunun döneceği alanda değil, onun öncesinde oyuncuyu başlatıyordu ki o ortamın atmosferi, gerginliği, gücü daha da artsın. Anlatıldığı zaman kulağa çok basit geliyor. Ne var canım, 200 sokak arkadan başlıyorsunuz diye, ama yapması incelikli bir iş. Herkesin doğru şekilde başarabildiği işlerden bir tanesi değil. Eğer oyunların yapım sürecine dair bir ilginiz varsa sevin ya da sevmeyin Dishonored'ı abi. Oynayın ya da oynamayın fark etmez. Şu videoyu izleyin derim. Bu tarz geliştirme hikayelerini çok seven biri olarak bu video aşırı keyif verdi bana. Yapımcıların karşılaştıkları zorluklar ve onların üstesinden gelme biçimini duymak eğlenceliydi. Aynı zamanda oyuncu olarak fark etmediğimiz basit detayların arkasında ne kadar büyük fikirlerin döndüğünü duymak da, hani böyle ne kadar çok uğraşıldığını duymak da enteresan bir tecrübe oldu yani. Neyse efendim, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.